Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde sizlere yeni kurmuş olduğunuz bilgisayarda olmazsa olmaz programları vereceğim. Sistemimiz için minimal düzeyde neler gerekli, hangi programları kurmamız gerekli onları göstereceğim. Tabii ki bu temel programlar dışında hangi programları kullanmak istiyorsanız, özellikle kullandığınız programlar size kalmış. Ama benim göstereceğim mutlaka sistemde olması gereken programlar. Çünkü bir yerde sizin ihtiyacınız olacağı programlar. Böyle bir liste yapacağız. Kurmuş olduğumuz programları işaretleyeceğiz. Hızlı hızlı nasıl temin edebileceğimizi göreceğiz. Bu şekilde bir özet geçeceğiz. İlk olarak ben sistemimi kurduğumda yüklemeye WinZip ile başlarım. Daha doğrusu WinRAR'ı. WinRAR'ı kurarak başlarım. Çünkü bazı programları kurmak istediğim programlar darlanmış biçimde olduğu için temel olarak ilk olarak kuracağım program WinRAR olacak. WinRAR'ı kendi siteleri üzerinden bu programları mutlaka kendi sistemleri üzerinden siteleri üzerinden indirin. Google üzerine arama yaparak kendi sitelerin ne olduklarını görelim. Hemen Google'a giriyorum. WinRAR'ı kendi sitesi üzerinden indiriyorum. Hem de zaten böyle bir kurulum dosyası oluşturacağım. İnternetle ilgili bir sıkıntınız yoksa kendi kurmuş olduğunuz programları güncellerini direkt sitelerinden indirin. Ben yine USB üzerinde lazım olabileceği için bunları biriktiriyorum. Şimdi öyle bir işlem yapacağım. Hazır böyle bir işlem yaparken de sizlerle hangi programları biriktirdiğimi, neler kullandığımı göstermiş olalım. WinRAR'ın kendi sitesi rarlab.com. Onun üzerinden kullanacağız. Hemen download bölümüne geçelim. WinRAR'ın 64 bit olduğu için 64 bit sürümünü kullanacağım. Siz eğer farklı bir sürüm 32 bit kullanıyorsanız da ona göre buradan yüklemenizi yaparsınız. Türkçe 64 biti işaretliyorum. Gönderdi programı kaydediyorum. İlk olarak WinRAR'ımızı bu şekilde indirmiş olduk. İkinci olarak ben Internet Explorer kullanmayı sevmediğim için Firefox'u indiriyorum. Firefox'u hemen nasıl temin ettiğimizi görelim. Firefox'un hemen kendi sitesine giriyorum. Ücretsiz indirim seçeneği zaten hemen geldi. İşaretliyorum. Göndermiş olduğu programı kaydediyorum. Firefox'umuzu da bu şekilde temin etmiş olduk. Bu programlar çok spesifik değil kurulumları. Sadece ileri diyerek oradaki yönergeleri izleyerek devam ediyoruz. O yüzden çok zor değil yani kurulumları. O yüzden kurulum aşamalarını göstermeyeceğim. Hem de videonun çok şişmesini istemiyorum. Üçüncü işlemimiz videolarımız için olmazsa olmaz Adobe programlarına geçebiliriz. Flash Player ile başlayabiliriz. Dikkat edin, diğer sitelerden indirmiyorum. Direkt kendi sitesi neyse oradan indiriyorum. Bu konu önemli. Kolay kaçıp diğer download sitelerine bulaşmayın. Direkt kendi download bölümlerinden indirin bunları. Tabii ki Internet Explorer için böyle bir uyarı verdi. Biz sadece Internet Explorer kullanmayacağımız için Firefox kullanacağız. Firefox'un yeni sürümlerinde de indirmeye gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Otomatikman kurulum sağlanacak. Hemen Firefox'a geçiş yapalım. Flash Player zaten gerekli olup olmadığını bize söyleyecek. Artık Internet Explorer'dan kurtulmuş olduk. McAfee'yi istemediğimiz için McAfee'nin işaretini kaldırdım ve şimdi yükle seçeneğine tıklıyorum. Program yüklenmesini bekliyorum. Hemen listeme Flash Player'i 3. sıraya ekliyorum.
Postaya gönderdik. Kaydını yaptım. Diğer önemli, çok sık kullanacağımız programlardan biri olan PDF, PDF dosyaları için Adobe Reader'ı indireceğim. Yine gördüğünüz gibi Adobe'nin kendi sitesinden indiriyorum. Yine işareti kaldırdım. Sadece programı göndermesi için işaretliyorum. Dördüncü sıraya yine yüklemiş oldum. Acrobat Reader eski ismiyle. Bazı flash oyunlarda ihtiyacımız olabileceği için Shockwave Flash Player'ı indireceğim. Yine Adobe'nin kendi sitesinden indiriyorum. Dosyayı kaydettim. Listeme ekliyorum. Flash 1'i indirdikten sonra sıra Java'ya geldi. Olmazsa olmaz programlarımızdan. 6. sıraya da Java'yı ekledim. Gönderdiği dosyayı kaydediyorum. İnmesini bekliyorum. Unuttuğumuz beklenti var mı diye bir göz gezdirelim. Reader'ı indirdik, Flash Player'ı indirdik ve Adobe Air. Bazı programlar Adobe Air ile yazılmış olabiliyor. İhtiyacımız olabileceği için Adobe Air'ı indireceğiz. Download diyorum. Yine aynı şekilde kaydını yapıyorum. Windows'umuzu güncelleştirirken zaten bize yüklemeyi önerecek ama eğer atlanmaması için yine internet sitelerin yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Silverlight indireceğiz. Microsoft'un kendi sitesi üzerinden indiriyoruz. Çünkü bu eklenti Microsoft'a ait. Silverlight'ın son sürümünü yine kendi sitesinden temin ediyorum. Temel olarak kendi ihtiyacım olan olmazsa olmaz 8 programı kullandım. Tabii kendime bazı vazgeçemediğim programlar var. Örneğin kayıt yapıcı olduğum Action gibi bu ücretli bir program. O yüzden size bunu veremiyorum. Sadece burada ücretsiz ve bilgisayarınız için çok faydalı olan programları paylaşmak istedim. Bunların arasına video izlemek için kullanacağınız kesinlikle tavsiye ettim. PC Player'ı ekleyebiliriz. Hemen BS Player'ı ekleyelim. Yine kendi sitesi üzerinden BS Player'ın free sürümünü indireceğim. Eğer BS Player yerine farklı bir oynatıcı kullanıyorsanız ek bir kodek paketi yüklemeniz gerekebilir. Ama BS Player kullanıyorsanız buna gerek kalmayacak. Hemen hemen açamayacağınız hiçbir video formatı kalmayacak. O yüzden BS Player'i tavsiye ediyorum size. Eğer eksik bir kodek paketi ile karşılaşırsa da kendi sisteminden otomatikman indireceği için video sonunda kesin bir çözüm olarak ele alabilirsiniz BS Player'ı. Tabii ki bilgisayarda olmazsa olmazlarından Microsoft Office'i kuracağız. Elinizde illaki bir Office sürümü vardır. 2007'de
sonraki herhangi bir sürümümüzü kullanmanız fark etmiyor. Yani 2003 artık formül tabanı değiştiği için eskide kaldı. O yüzden 2007'den sonraki sürümlerden herhangi birisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız ama 2003'te problem yaşamanız kuvvetle muhtemel. Zaten benim masaüstü belgelerim D sürücüsünde kayıtlı olduğu için buradan kurmam gereken başka bir program var mı diye göz geziyorum. Photoshop kuracağız. Başka da bir şey kalmamış gibi. Evet. Temel olarak olmazsa olmaz benim için 10 program bu şekilde sıralayabiliriz. Diğer programlar ihtiyacınıza göre tasarım yapıyorsanız onunla ilgili web tasarım yapıyorsanız onunla ilgili programlar tabii ki bu listeye eklenebilir. Ama bir bilgisayarda sıkıntı yaşamadan bütün dosya formatlarını rahat bir şekilde kullanmak için bu 10 programı yüklemeniz yeterli olacaktır. Bundan sonrası daha spesifik şeylere kayıyor artık. Ama temel olarak bu 10 programda sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızı kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıntılı olarak diğer daha spesifik programları ayrı ayrı anlatabiliriz. Bu videoda bu kısım yeterli olacağını düşünüyorum. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız, spesifik sorunlarınız olursa yine yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.